zina İslam dininde üçüncü büyük haramdır. Bunu Kur'an-ı Kerim'den ve aziz peygamberimizin dilinden öğreniyoruz. Furkan Suresi'nin 68. ayetinde Rabbimiz sevdiği güzel kulları tanıtırken bizlere شöyle buyrulur. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فمن يفعل ذلك يلقى إثاما. أو الرحمن الرحمن olan rahmetiyle bütün yaratıklarını kuşatan Allah'ın güzel kutları onların bir vasfı da onlar yaradanın yanı sıra ilah edinmez ve onlara tapmaz ve yakarmazlar. Allah'ın yüce kıldığı, dokunulmaz kıldığı cana haksız olarak kıymazlar. Ve onlar Zina da yapmazlar. Bu suçları, bugün günahları işleyecekler. Elbette ki cezalarını bulacaklardır. Görülüyor ki aziz kardeşlerim, Yaradanımız katında en büyük suç ve günah Allah'a ortak koşmadır. Neden böyledir biliyor musunuz sevgili kardeşim? Allah'ı tanıdığı halde Allah'ın emirleri ve yasaklarına göre hayatını düzenlemeyen, hayatı Allah ve ahiret sorgulaması yokmuş gibi yaşayan insanlar her türlü şerre kaynak olabilecek konumdadırlar. İnanın Allah'a ortak koşma konusu Kur'an'da en fazla üzerinde dur, durulan bir konu olmakla birlikte itiraf edeyim benim tarafımdan da gereğince anlaşılarak anlatılamamış bir konudur. Ama işaret ettiğimiz gibi insanlığın bugün içinde yaşadığı en büyük zulüm en büyük çıkmaz Allah'a ortak koşan seküler laik bir hayatın içine girmiş olmasıdır. Ve aziz peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam en büyük günahları açıklarken bize üçüncü derecede haram olarak entüzaniye halil ete carik buyururlar. Komşunun ortağının eşiyle zina yapmak. Yani zina yapmaktır. Evet sevgili kardeşlerim. zina böylesi zararlı ve Allah katında böylesi azim bir günah olduğu içindir ki İslam dini zinayı yasaklarken mucizevi bir dil kullanarak zina yapmayın buyurmamış. Rabbimizin diliyle ki zinaya yaklaşmayın emri verilmiştir. Çünkü zinaya yaklaşırsanız korunmanız fevkalade güç olur. Siz Müslümanlığın gereğini yapın. Birileri kınayıcı da olsa zinaya götürücü yollar ve yöntemlerden uzak kalalım.